Misa. Günaydın dostlar. Hoş geldiniz. Yeni kalktım böyle. Bugün sabah rutini videosu çekeceğim demiştim sizlere. Yeni evdeyim, yeni lavabondayım. Yeni büyük lavabondayım zaten. Bugünü beklemiştim size bu videoyu çekebilmek için. Sabah kalktığımda neleri yaptığımı sizlere göstereceğim. Hatta böyle bayağı bir detay vermek istiyorum sizlere. Mesela sabah kalktığımda ben ilk ne yapıyorum? İlk kedimi alıyorum yatağa. Üstümü alıyorum böyle. Kedimi seviyorum. Böyle mırıl mırıl sesler çıkartıyor. Hoşuma gidiyor. Güne güzel başlıyorum. Genelde 4.30'da kalkıyorum. Ben neden 4.30'da kalkıyorum? Biliyorsunuz Uber yapıyorum. Yani sabah 4.30'dan şöyle sabah 9'a kadar çalıştığım zaman 4 saatte, 5 saatte bazen 10'a kadar çalışıyorum. Minimum bir 60-70 dolar yapıyorum. Kedi de tuvaletini yapıyor. Sonrasında kedimi sevdikten sonra bir pet şişe su içiyorum. Onun yarısına kadar içiyorum. Ay yaklaşık 250 milim falan oluyor herhalde. Onu içtikten sonra metabolizmamı da hızlandırıyorum ve güne güzel bir başlangıç yapmış oluyorum. Bazen su yerine protein tozu da içiyorum. Mesela akşam öğünümü çok geç yemediysem, şöyle saat 8 gibi akşam öğünümü yiyip hiçbir şey yemediysem sonrasında sabah kalkar kalkmaz protein tozu içiyorum. Eğer şöyle bir 10-11 gibi yemek yediysem böyle, birazcık daha geç yemek yediysem o zaman da protein tozu içmiyorum, sadece su içiyorum. Ama erken de yatmaya çalışıyorum. Bugün biraz geç yatmıştım, o yüzden böyle hafiften oyalandım. Suyu da içtikten sonra güne yüzümü yıkayarak başlıyorum. Hatta şimdi hemen yüzümü yıkayacağım. Bu arada gece yatmadan önce de yüzümü yıkıyorum. Sabah kalktıktan sonra da yüzümü yıkıyorum normalde. Çünkü cilt bakımı bizler için çok önemli. Biliyorsunuz cildimize bakmazsak cildimiz parlamaz, soluk gözükür. Sonrasında temiz bir cilt olmaz yani. Sivilceli olabilir, yağlı olabilir böyle. Hani mat ve sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyorsanız cildinize bakmanız lazım. Keza milyon tane bakım ürünü var burada. Onları kullanıyorum ben de. İşte temizlemek için, nemlendirmek için. Onun dışında Florida çok güneşli. Güneş ışınlarından korunmak için işte ürünler var bir sürü. Onları kullanıyoruz. Dişlerimizi fırçalıyoruz. Şimdi güne başlayayım ben çünkü Uber'e çıkmam lazım. İnsanlar havalına gidecek onları yakalayıp. En azından güne bir 60-70 dolarla başlasam güzel olur. Olmaz mı değil mi? Güzel olur. Bugün biraz geç uyandım. Dediğim gibi çok uyuyamadım şöyle. 4 saatlik uykuyla duruyorum. O yüzden Uber'e çıkacağım. Çıktıktan sonra geleceğim bir kahvaltımı yapacağım. Sonrasında tekrar uyumayı düşünüyorum. Şimdi yüzümü yıkayarak işe başlıyorum dostlar. Yüzü yıkamak önemli. Tamamdır. Şimdi yüzümü yıkadım. Birazcık daha açıldım. Biraz daha iyiyim. Normalde kalktığım zaman ne yapıyordum ben? Bir temizleme jeliyle yüzümü komple şöyle bir güzelce bir daha temizliyordum. Sonrasında üstüne ya güneş kremi sürüyordum ya da bir tonik alıyordum. Tonikle birlikte pamuk yardımıyla yüzümü sildikten sonra üstüne nemlendirici uyguluyordum ya da güneş kremi uyguluyordum. Ama bugün değişik bir şey yapmak istiyorum. Çünkü 1,5 senedir sakalları kesmiyorum. Dün kısalttım birazcık. Sakallarım daha uzundu. Bugün sizlere bir sürpriz yapmak istedim. Hem bu sabah rutinin videosuna özel bir video olacak. Hem de bu videoyu sponsor olan Gillette'e çok teşekkür ediyorum. Kendileri yeni bir ürün çıkartmış. Ben de onu ilk defa deneyeceğim sizler karşısında. Ürünü elimde daha hiç açmadım. Gillette Skin Guard olarak geçiyor. Bunu kullanacağım. Bunu kullandığınız zaman tıraş yaparken böyle tıraş sonrasında falan tarihe, batığa bunlara çok çok daha az rastlıyorsunuz. Gillette'in yaptığı araştırmalara göre Türk erkeklerin %81'i tıraş sonrasında tarih sorunuyla, batık sorunuyla karşılaşıyorlarmış. Bu ürünün şöyle bir özelliği var. Bıçakları cerrahi neşterlerden birazcık daha ince ve bıçakların arasında da Skin Guard teknolojisi var. Bu özellikle tıraş yaparken tarih sorunuyla karşılaşmamızı ve batık sorunuyla karşılaşmamızı engelliyor. Gillette'in Skin Guard bıçaklarını daha verimli kullanmak istiyorsanız da bunun jeliyle birlikte ve tıraş köpüğüyle birlikte kullanabilirsiniz. Ben şimdi her gün yaptığım bakımın dışında tıraş olacağım. Dostlar bakalım nasıl olacak. 1,5 sene sonra ilk defa tıraş oluyorum. Görelim. Evet şimdi tıraşımızı olalım. İşimize de fazla geç kalmayalım. Şimdi ben tıraş köpüğünü kullanacağım dostlar. Tıraş köpüğüm burada. Tıraş köpüğümü alayım. Tıraş olmayalı Amerika'da bayağı bir zaman oldu. Müşterilerim bugün şaşıracak herhalde. Beni tanıyamayacaklar. Bazen aynı müşterileri sürekli alıyorum fakat şimdi taşındığım için sürekli aynı müşteriler olmayacak yani. Korumasını çıkartıyorum. Bu arada bu ürünün teknolojisi çok daha farklı arkadaşlar. Ürünün hemen ortasında bir mavi şerit var. Bu mavi şerit Skin Guard teknolojisi. Yani bu ne demek oluyor? Tıraş olurken cilde daha az baskı uyguluyoruz ve bunun sayesinde de tarihi ve batığı engellemiş oluyoruz. Sürekli tıraş olanlar için kesinlikle önerebilirim ürünü. Daha ilk denememde hani bayağı fark etti diğer kullandığım bıçaklara göre. En son zaten 1,5 sene olmuştuk gerçi ama
Gerçekten akıcı. Evet, tıraşımı bitirdim dostlar. Çok güzel bir his yaptı. Bu arada siz de tıraşa karşı gardınızı almak istiyorsanız Gillette Skin Guard'ı sizlere öneririm. Şimdi de işe başlıyoruz. 5.30 yaptık dostlar, saate video çekelim edelim derken. Şimdi ilk önce sizlere nereden nereye taşındım onu göstereyim. Uzun zamandır beni görmüyorsunuz Gillette videolarında. Ben şurada oturuyordum. Şu elimle gösterilen alanda. Hatta şöyle yakınlaştırayım. Ben şurada oturuyordum. Şu bölgeden çıktım. Şu an şu bölgedeyim. Yaklaşık 45 dakikalık mesafe var ve havaalanı burada. Şurada 66 ve 127 kişi bekliyor. Havaalanı burada. Yani şurasıyla şurası arasında bir, dediğim gibi, bir 2-3 dolar bir fark olacağını düşünüyorum ama bilmiyorum. Şimdi açacağım ve sonra lifti açacağım. Bakalım hangisinden daha önce müşteri gelecek. Onu alıp götürürüz. İnşallah havaalanı çıkar. Insurance'ın bitiyormuş. Onu söylüyor. Dediğim gibi inşallah havaalanı çıkar. Havaalanı çıkarsa güne güzel başlarız ama hiç belli olmaz. Şu an Uber'de bir müşteri geldiği zaman kaç mil uzakta onu görebiliyorum. Çünkü Gold oldum dostlar seviye olarak. Ve şu an her şey güzel gidiyor. Uber'le Lyft neredeyse burada kafa kafaya gidiyor. Bir Uber veriliyor, bir de Lyft Wish'leri veriyor. Kedi de burada. Kedi de ben Lyft yapacak herhalde. Değil mi lan? Hop. Ben de bunu beklerken şimdi arabama doğru gideceğim çünkü istek geleceğini biliyorum biraz sonra. Geç kalmamak adına artık apartmandayım. Arabam direkt evimin önünde olmuyor. Bazen yer bulamıyorum. Yer bulamadığım zaman da çok can sıkıntıcı şeyler olabiliyor. Şimdi ben hemen kaçayım arabaya. İstek geldiğinde video çekeceğim direkt. Şu an Uber'den istek geldi ve maalesef havaalanına gitmiyor. 10 dakikalık güneyde diyor. O yüzden bu özellik var. Şimdi lifti kapatıyorum. Liftten istek gelmesin. Uber ile güne başlıyoruz. Hadi bakalım. Şu an yeni kaldığım apartmanın önü bu şekilde. Saat 5.30 dediğim gibi, daha karanlık ortam. İşte bir benim gibi Uber driver'lar kalkıyor, bir de havaalanına giden insanlar kalkıyor. Fakat havaalanını yakalayamadık. Şanssızmışız bugün. İptal etmek istemedim işe geç kaldığım için. Burası benim kaldığım apartmanların lease center'ı. Biz buraya gelip görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Şu sol tarafta kalıyor. İşte kiralama işlemleri, ıvır zıvır her şey burada oluyor. Apartman güvenlikli. Karşı tarafta şöyle bir site güvenliği var. Yani sizi aramadan kimse içeriye giremiyor. Bu da güzel bir detay. Burada çünkü hırsızlık fazla oluyormuş şu an taşındığım yerde. Ama bunlar sayesinde olmuyor. Şimdi hızlı hızlı gideyim, yetişmem lazım. Bakın park yeri bulamadım. Bu kadar yürümek zorunda kalıyorum şu an. Normalde hemen evimin önündeydi arabam. Ama şimdi anca buraya park edebildim. Hop Prius. Işıkları yaktık. Hadi bakalım başlıyoruz. Saat 5'e 37 geçe başladım. Büyük ihtimal 9.30-10'a kadar çalışmayı düşünüyorum. Bu kısım birazcık daha meşgul gibime geliyor şu an benim eskiden yaşadığım kısma göre. Bakın böyle kapılar var. Kapıya geleceğim. Kapı otomatik olarak açılacak. Girişte de sürekli güvenlik bekliyor olacak. Ben de arabama yeni bir tane sticker taktırdım. Orada bir tarayıcı var. Bir kod yapıştırdım arabama. O kodu taratarak pat diye kapıyı açtırıyorum artık. Güzel oldu. Şurada hatta tarayıcı. Bakın kırmızı bir şey yandı, söndü. Ona yapıyorum. Şimdi bu kısım çok canlı dostlar. Çok trafik oluyor burada. Bakın sabahın köründe bile insanlar işe giderken neredeyse trafik oldu olacak yani 5.30'da. Normalde ben insan göremezdim benim eski yaşadığım yerde. Şimdi bir U dönüşü yapacağız. Sonrasında Chris'i alıp başlıyoruz. Şimdi Chris'i bıraktık. Chris işe doğru gidiyor. Bana bir 4 dolar bırakacak. Havaalanını işte yakalayamadık dediğim gibi. Burası hareketliymiş. Buraya doğru gidelim. Şu an müşteri yok. Lifti de açtım mesela. Şu an beklerken dostlar, lifti de açtığımdan istek gelirse ona geçiş yapıyorum. Ne zaman müşteri gelir Allah bilir. Saat 5'i 52 geçiyor şu an. Arabalar güzelmiş yalnız ha, eski arabalar. Impala mı bu ya? Yok, Impala değil bu. Bir Impala'ya binemedik ya, hayalim burada var ya. 64 model Impala Supernatural'daki. Saat 6'yı 1 geçiyor. Apartmanımın olduğu yere geldim. Hala istek gelmedi. İlginç. Normalde benim o tarafta açtığım zaman istek gelirdi mesela. Ama burada çok fazla driver mı var sabah? Sanmıyorum. Çok fazla istek de gelmedi. Ama bugün günlerden salı. Çok yoğun bir gün de değil. Hani böyle insanların havaalanına gittiği ya da koşturduğu bir gün de değil. Ama bilmiyorum. Bana biraz yavaş geldi. Görelim. Bazen böyle oluyor. Sonra bir anda patlıyor. Göreceğiz. Şu an hala bekliyorum. Bir lift açık, bir de Uber açık. Hala bekliyoruz. Hop, istek geldi. Tam kapatıyordum. 20 dakika north.
Güzel. Hemen şöyle lifti kapatalım. Sola dönüşümüzü yapalım. Yine U-turn yaparak müşterimizi alacağız. Şimdi yolcuyu bıraktım. Otomatik olarak Uber başka bir yolcu ekledi. Onu almaya gidiyorum. 5 dakikalık bir uzaklıkta. Bu müşteri aşağı yukarı bana bir 7 dolar falan bıraktı. Şu an gideceğim müşteri de 8 dakikalık bir yere gidiyormuş. O da bir 3 dolar, 4 dolar falan bırakır. Uzun mesafe gelmiyor dostlar fazla bu aralar. Şöyle bir 30 dakika falan gelse güzel olurdu. Şimdi anaokul öğretmenini getirdik. Aşağı yukarı bana bir 4 dolar bırakacağını düşünüyorum. Arabası arızalanmış. Kısa mesafeli 8 dakikalık bir yoldu. Hava artık yavaştan açmaya bile başladı. Saat 7 oldu dostlar. Şimdi yeni müşterimi almaya gidiyorum sizlere, en son söylediğim müşteriyi. 1 dakikalık uzaklıktayım. Şuradan dönüş yapacağım, onu alacağım. 20 dakikalık bir uzaklığa gidecekmiş ve benim evime doğru uzaklığa gidecekmiş. İyi oldu. Buradan giriş var mı? Zannetmiyorum. Apartman değil burası. Okey. Bakalım ne kadar bırakacak. Şimdi okula bıraktım. Burada bir okul var benim, middle school diye. Aşağı yukarı bana bir şöyle 7-8 dolar falan kazandırdı bu. Şimdi yeni müşteri bekliyorum. Bakalım nereden gelecek. Şu ana kadar 16 dolar yapmışım Uber'den. Lift yaptım mı hatırlamıyorum. Lift yapmadım herhalde. 8 dolar kazandırmış bu arada. 8-15. 3 tane point vermiş. Bu pointler arttığı zaman, benzin aldığınız zaman cashback dedikleri bir olay var. Mesela 20 dolarlık benzin aldığınızda 2-3 dolar sürekli save yapabiliyorsunuz. Yani 2-3 doları sürekli hesabınızda biriktirebiliyorsunuz. Avantajlı oluyor. Ben şu an gold'um Uber'de. Derken liftten bir istek geldi. Şimdi isteğe doğru gidiyorum. 8 dakikalık bir mesafedeymiş. Normal trafik olmadığı zaman 2 millik uzaklık aşağı yukarı 4 dakika 5 dakikadır. Ama şu an 2.2 mil 8 dakika. Yani bu demek oluyor ki deli gibi trafik var. Zaten görebilirsiniz trafiği. Manyak bir trafik var bu saatlerde. Allah'tan bizim şimdi sola yandı da sola geçiyoruz. İşine gidiyor. Aşağı yukarı bana bir 5 dolar bıraktığını düşünüyorum. Bakalım hemen ne kadar bırakmış. 10 dakikalık sürdü. 10-11 dakika. 4.89 işte. 5 dolara yakın bir şey aldık. Evime yakın bir yerdeyim. Yine evi seçeceğim. Eve giderken müşteri gelirse alırız. Almazsa eve gideriz. Kahvaltımızı ederiz. Uyuruz. Bu arada arabanın milini şu an 150.934 olarak yaptım. Mil uçuyor ya burada. Uber Lyft yaptığınız zaman, özellikle kendi işinizi kurmak isterseniz ve bir yere bağlı olarak çalışmak istemezseniz, Uber Lyft'te çok fazla mil yapabiliyorsunuz. Ben şu an haftalık aşağı yukarı 500 dolar, 600 dolar falan yapıyorum Uber'le. İşte 40 saate yaklaşık kadar çalışıyorum ve çok fazla mil yapıyorum dostlar. Hatta geçen gün perşembe günü 13 saat Lyft yaptım. Yani 13 saat Uber ve Lyft'i beraber yaptım bu şekilde. 200 dolar kazandım. Fakat arabaya 345 mil yaptım. Aşağı yukarı İstanbul'la İzmir arası gibi düşünebilirsiniz. Yani bir günde İstanbul-İzmir yapmış gibi bir şey oldum. 200 dolar kazandım. Ama arabanızı öldürüyorsunuz. O yüzden yeni bir araba alıp bu işi yapmak isteyenlere çok fazla önermem ben. Hatta pahalı bir araba alıp yapmak isteyenlere hiç önermem gerçi. Benim arabam 2006 model bir araba. Şu an bu arabanın buradaki piyasası 4000 dolar civarında. O yüzden ben zaten 4000 doları hayli hayli çıkardığım için, sadece Uber Lyft yaparak şu an yaptığım her şey kar olarak düşünüyorum ben. Araba zaten 250 bin mile kadar gideceğini düşünüyorum. Toyota Prius'lar uzun süre gidiyor. Reliable Call olarak geçiyor hatta burada. İnsanlar güveniyor Toyota Prius'a. O yüzden ben zaten ilk Amerika'ya geldiğimde bu arabayı almıştım. Hiç de pişman değilim dediğim gibi, ama bayağı bir mil koyuyorsunuz böyle benim gibi full time yaptığınız zaman. Benim part time'da şu an full time'a döndü çünkü işlerim çok yoğun değil bu aralar. Onları yoğunlaştırmaya çalışıyorum. 4 tane düğün çekimim var. Onun dışında yaptığım bir YouTuber'la çalışmalarım oluyor. Bazen event çekimleri oluyor. O yüzden flexible olmam gerekiyor ki istediğim işleri yapabileyim. Zaten o yüzden Uber Lyft yapıyorum. Yoksa bir garson olarak bir yere girdiğin zaman çok daha güzel paralar kazanıyorsunuz yani. Bu arada sizlerin merak ettiği araba bu. İnsanlar okula gidiyor şu an. O yüzden zaten trafik oluyor. Bu arada biraz önce görmüş olduğunuz bu okul araçları durduğu zaman yol çift şerikli olarak trafiğe kapatılıyor. Direkt stop sign çıkıyor. Direkt stop işareti çıkıyor. Direkt çift yönlü olarak bütün arabalar duruyor. Çocuklar iniyor ya da çocuklar biniyor. Sonrasında devam ediyor. Ben ne zaman bu araçları görsem aklıma Simpsons geliyor. Bu arada Universal Studio burada. Orlando'nun en çekici yerlerinden biri. İnsanlar zaten Universal Studio'ya geliyor, Disney'e geliyor.
Orlando'nun turizm kaynağı buralar. Ben de işte buralara çok yakın taşındım. Bakın Universal Studio burada. Benim evim 10 dakika. Gördünüz mü? Biraz daha merkezi bir yere taşındım demiştim size. Instagram hesabımda bahsetmiştim hatta. Şu an öyle bir yerdeyim. Akşamları yoğun oluyor ama sabah dediğim gibi hem işe biraz geç başladım. Hem de uykum var. Dün gece geç yatmıştım. O yüzden bakalım, istek gelmezse kahvaltımı yedip uyuyacağım. Kahvaltıda görüşürüz. Ama istek gelirse lifte devam. Şimdi 1 dakikalık uzaklıkta birisini alacağım. Şansıma bak, direkt yolumun üstünde. Şimdi müşterimi indirdim. Burası Universal Studios'ta çalışan insanların giriş yaptığı yer. Yani çalışanların giriş yaptığı kısım ve sizlere Amerikalıların ne kadar tembel olduklarını göstereceğim şimdi dostlar. $3 kazandım ama o kadar kısa mesafe ki. Şu an yüklüğüne bakın, $3. Mesafe nereden nereye? Şuradan şuraya ya. İstanbul'da buradan buraya yürümeyeni dövüyorlar. 3 dakika sürmüş. 8'i 3 geçe almışım. 8'i 6 geçe bırakmışım. Şu kadarcık bir yer ya. İnsan lift çağırmaya utanır valla. Giden bir müşterimi götürdüm. Aşağı yukarı bana bir $3 falan kazandıracağını düşünüyorum. Liften de bir istek geldi. Bakalım ne kadar kazandırdı. Ben 3 diye düşünüyorum. Emme göreceğiz. Şöyle bir U-turn yapalım. $3. Kısa mesafe. Kısa mesafelerden kurtulamadık bu aralar. Şöyle gelelim, lift neredeymiş? 6 dakikalık mesafede. Şimdi onu almaya gidiyorum. Şimdi $9.37 kazandım. Yaklaşık yarım saattir araba kullanıyordum. Kadın çocuklarını okula götürdü. Bir de stop eklemiş. Kendisini de geri getirdim. Toplam 15-15. Yarım saattir araba kullanmıştık. Ve saati 9 ettik. 5.30'da çalışmaya başladık. 9'a kadar 3.5 saat çalışmış olduk. Havaalanı hiç alamadık. O yüzden çok fazla kazanç yapamadı. Eve gidince ne kadar kazandığımı toplayacağım. Sizlere söyleyeceğim. Evet, şimdi eve geldim. Kahvaltımı yapacağım. 7 tane yumurta yiyorum genelde. Her sabah 7, 8, 9, 10 gününe göre değişiyor. Bugün çok fazla yemeyeceğim. O yüzden 7 tane yapacağım. Bu arada 7 tanesinin yenisini de sarısıyla yemiyorum. Sarılarını fetişiyle ayırıyorum. Onu da sizlere göstereceğim. Kırmakla başlıyorum şimdi. İlk yumurtayı kırdık. Bu arada gerçekten yumurta yemek çok fark ediyor. Ben önceden haşlama yapıyordum biliyorsunuz ama sonrasında şunu fark ettim. Haşlama yaptığım zaman maksimum 5 tane yiyebiliyorum. Menemen tarzında yaptığım zaman 6, 7, 8, 10'a kadar çıkıyor. Geçen gün 10 tane yedim. Onun üstüne peynir koyuyorum. Sonrasında domates kullanıyorum. Yani domates, peynir, zeytin, bir de tereyağında yapıyorum ben tavada. Onları uzun uzun göstermeme gerek yok zaten. Son videomda göstermiştim herhalde sizlere. O yüzden sadece size bugün yumurtanın sarısıyla beyazını nasıl ayırırsınız onu göstereyim. Pratik bir bilgi. Ben de bilmiyordum. Yaklaşık 2-3 sene önce öğrenmiştim. Yeni benim için daha bu bilgi. Ama spor yapıyorsanız, yani yumurtayı yemeniz şart gibi bir şey zaten. Yumurta yiyorsanız da hepsini sarı yiyemiyorsunuz. Çok fazla oluyor. Kaç oldu? 2, 4, 6, bir tane daha kırayım. 7 yapalım bunu. 2 tane yaptık. Şu an 7 tane yumurtam hazır. 2 tanesinin sarısını çekeceğim. Yani nasıl olacak? 5 tane sarısıyla 2 tane sadece beyaz olacak. Alıyorum petişeyi. Şu şekilde sıkıyorum. Şöyle. 90 derece yapıyorum. Dayıyorum böyle sarının üstüne. Çekiyorum böyle biraz parmaklarımı. Hop. Sarısı geldi. Şimdi bir tane daha çekeceğim. Tamam. Bu da geldi. İki tane sarıyı bu şekilde alıyorum. Geri kalan komple böyle. Bunun üstüne şimdi kaşar koyacağım. Tabii bunlardan önce tavayı ısıtmam lazım. Tereyağı koymam lazım. Ondan sonra domatesi ilk önce kızartıyorum. Sonra menemen şeklinde yapıyorum. Neyse, biraz sonra yerken görürsünüz. Evet, şimdi kahvaltımı aldım. Kahvaltımın yanına da avokado hazırladım. Avokadonun üzerine de çok güzel limon sıktım. Ve domates de sonradan ekledim. Normalde daha önce eklemem gerekiyordu ama neyse. Kahvaltımı da yapacağım. Daha sonra yatacağım dostlar. 4 saatlik uykuyla duruyorum şu an. Daha sonrasında da kalktıktan sonra spora gideceğim. Antrenman yapacağım. Ve sonrasında işe devam edeceğiz. Şu an günler bu şekilde geçiyor. Şimdi de maillerime bakacağım. Maillere dönüş yapacağım. Biliyorsunuz kendi yaptığım iş var ve şu an düğün sezonu. Bazen mesajlar alıyorum ve onlara hemen geri dönüş yapmam gerekiyor. Onlarla uğraşacağım ve sabah genelde rutinim bu şekilde geçiyor. Bu rutinim yeni oluşmaya başladı. 2 aydır 4.30'da kalkıyorum. Daha sonrasında işte bu şekilde çalışıp sonra eve geldiğim zaman bazen uyuyorum, bazen uyumuyorum. Uyku düzenime göre değişiyor. Ama bu düzeni sevdim, alıştım. Hem para yapabiliyorum, hem spora gidebiliyorum, hem yemeklerimi yiyebiliyorum, hem kendi işimi yapabiliyorum.
Hani bu şekilde bir sistem oluşturdum kendime. Ve rutin haline geldi. Özellikle sabahlar çok rutin şekilde hep aynı şeyleri yediğim için, hep aynı işleri yaptığım için bu şekilde oluyor. Sizlerle video çekmek istedim. Ve bundan sonra da şunu söylemeyi unuttum. Yemekten sonra bir B vitamini alıyorum kendime. İçinde C vitamini de var. Bunun üzerine limon sıktığım için C vitamini buradan da karşılıyorum. Daha sonrasında da kreatin alıyorum. İlerleyen videolarda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Fakat Uber'de ne kadar kazandığımı sizlere söylemeyi unutmuştum. Bugün 45 dolar kazandım. Hiç paralı yol kullanmadım. Yani 45 dolar direkt cebime gitti. Benzin masrafım da 2 dolarlık benzin, 3 dolarlık benzin belki harcamışımdır. 43 dolar. Ne kadar çalıştım? 3,5 saat çalıştım. Ama dediğim gibi istediğim uzun yolculuklar gelmedi. Kısa kısa yolculuklar yaparak bu şekilde para kazanabildim. Yani sabah 45-50 dolar minimum yapsanız, akşam da 3 saatte, 4 saatte yine bir 40 dolar yapsanız. Yani günlük 100 dolar yaparsınız bu şekilde çalışırsanız. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Bye bye.